Herkese iyi günler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Bugün yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Bordo Mavili takımdaki sıcak gelişmeleri sizlere aktarmak istiyorum. Bir taraftan yarınki İstanbulspor maçına hazırlanan Bordo Mavililer'de yönetim sponsorluk görüşmelerine devam ediyor. Yeni bir müjdeli haberler var. Başkan Ertuğrul Doğan'ın Alspor'a yaptığı önemli açıklamalar var. Yani Trabzonspor 4 koldan önümüzdeki sezona hazırlanıyor. Bunlarla ilgili bazı detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle yarınki İstanbulspor maçıyla başlayalım. Karadeniz Devi yarın ligden düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor'u Papara Park'ta ağırlayacak. Bu karşılaşmada seyircisiz olacak. Çünkü Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle 3 maç ceza alan Fırtına bu cezanın 3. ayağını yarınki karşılaşmada tamamlayacak ve sadece 1 maç cezası kalmış olacak. Burada da sona yaklaştı artık. Seyircisiz oynama cezası da 1 maç kalmış oluyor. Tabii ki Karadeniz Devi'nin mutlak hedefi yarın 3 puan alarak ligi 3. bitirme hedefine sağlam bir adım atmak. Samsunspor yenilgisi sonrası, ligdeki Samsunspor yenilgisi sonrası hafta içinde Karagümrük'ü 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ve Beşiktaş'ın rakibi olan Karadeniz Devi İstanbulspor'u yenerek diğer hedefi olan 3.'lüğe sağlam bir adım daha atmak istiyor. Burada tabi Berat Özdemir cezalı, Bardi'nin oynaması, daha doğrusu Berat'ın yerine çekilmesi orta sahada ve Nicolas Pepe'nin sahaya sürülmesi bekleniyor yarınki karşılaşmada. Bu nedenle Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı mecburi revizyona gidecek. Favori tabii ki ligden düşen İstanbulspor'u yenmesi. Sürpriz olmaz Bordo Mavililerin. Karagümrük maçının ikinci yarısındaki etkili futbolunu %50'sini oynarsa Trabzonspor rahat bir karşılaşma oynayacaktır. Yarın çıkaracaktır ve kazanacaktır. Geçelim Başkan Ertuğrul Doğan'ın müjdelerine. Başkan Ertuğrul Doğan bir kez daha spora çıktı. Telefonla bağlandı daha doğrusu ve önemli açıklamalar yaptı. Buradaki taraftarın en çok merak ettiği konulardan bir tanesi Trabzonspor'un Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası finalini nerede oynayacağı. Türkiye Futbol Federasyonu hem Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı hem de Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı bu konuyu görüşmek üzere pazartesi günü TFF'ye davet etmişti. Burada tabii kulüplerin tercihleri ve TFF'nin kararı önemli. Başkan Ertuğrul Doğan Alspor'da zaten Trabzonspor'un tercihinin ilk tercihinin olimpiyat stadı olacağını resmen açıkladı. Olimpiyat stadın olmazsa da ikinci tercih olarak Kocaeli'ni işaret etti. Kocaeli'de de oynayabileceklerini. Aslında kendileri için sloganlar olan her yerin Trabzonspor olduğunu ancak ilk tercihlerin Olimpiyat stadı, ikinci tercihlerin de Kocaeli stadı olduğunu resmen duyurdu Başkan Ertuğrul Doğan. Burada hem Beşiktaş'ın isteği hem TFF'nin isteği önemli. Yani pazartesi günü final maçının nerede oynanacağını resmen açıklayacak Türkiye Futbol Federasyonu tarafların görüşünü aldıktan sonra ancak Bordo Mavililerin görüşünü Başkan Ertuğrul Doğan dediğimiz gibi açıklamış oldu. Trabzonspor'un en büyük hedefi bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak sezonu kupayla kapatmak. Bunun için önünde sadece bir maç kalmış durumda Beşiktaş. Tabii bir maç uzayabilir, penaltılara gidilebilir. Sadece 90 dakika olarak bahsetmiyorum tabii ki. Ancak Abdullah Avcı önderliğinde gerçekten de sezonu kupayla kapamaya çok yakın Bordo Mavili takım. Burada Abdullah Avcı kariyerine, yani Trabzonspor'da tek eksik olan Ziraat Türkiye Kupası'nı da mutlaka eklemek istiyor. Süper Lig Şampiyonluğu Kupası var. 2 defa Süper Kupayı havaya kaldırdı Abdullah Avcı'da Trabzonspor. Tek eksiği olan Ziraat Türkiye Kupası'nda da finalist. Finale çıkmayı başardı. Dediğimiz gibi Trabzonspor yönetimiyle, camiasıyla bütün enerjisini önümüzdeki sezon dik oynayacak, şampiyonluk mücadelesi verecek bir takım oluşturmak için harcıyor. Başkan Ertuğrul Doğan Aspor'da aslında tarihi bir çağrı yaptı. Bu dönem yani Trabzonspor'un Bordo Mavili bayrağı şampiyon olarak Boğaz Köprüsü'ne asma geleneğini devam ettirmek istediğini, dünyada ses getiren kutlamaların tekrarını istediklerini, bütün hedeflerinin bu şekilde belirlediklerini ve bunun için de camianın el ele vermesi gerektiğini resmen ifade etti Aspor'daki yayında. Başkan Ertuğrul Doğan tabi transferlerle ilgili de açıklamalar yaptı. Ertuğrul Doğan aslında
isim vermese de yani direkt sadece isim vermemiş oluyor. Bazı futbolcularla anlaştıklarını, bazı futbolcularla sözleşmesi bitenlerle anlaştıklarını, sözleşmesi kulübüyle devam eden bazı isimlerle de izin alarak görüştüklerini, şu anda 4 transferlerinin tamam olduğunu, 2 futbolcuyla da artık anlaşmak üzere büyük yol kat ettiklerini bir kez daha açıkladı. Yani Bordo Maviler aslında ligin bitmesiyle beraber 6 futbolcuya resmen imza attıracak. Bunlardan bazılarını aslında daha doğrusu birçoğunu biliyoruz. Tekrar etmek gerekirse Bordo Maviler Glasgow Rangers'la sözleşmesi bitecek olan sol bek Barisic. Yine Glasgow Rangers'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lundstrom orta saha oyuncusu, merkez orta saha oyuncusu. Tam bir istikrar abidesi Lundstrom. Süper Lig'e uygun olduğunu, çok uygun olduğunu düşünüyorum. Futbol yapısı olarak sert, savaşçı bir isim ve istikrarlı. Ve şu anda Gaziantep FK'da forma giyen Standard Liège'in futbolcusu forvet Draguş. Draguş demişken hemen bir sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 24 yaşındaki forvetin menajeri Romanya'nın Sport Plus sitesine açıklamalar yaptı Draguş'la ilgili. Ve aynen şu ifadeyi kullandı. Denis Draguş, Trabzonspor Denis Draguş ve Standard Liège'de her konuda anlaştı. Artık bu transfer tamamlandı diyebiliriz. Açıklamasını yaptı. Draguş'un menajeri Manea. Daha önce de bu tip açıklamalar yapmıştı. Aslında Manea daha önce yaptığı açıklamada Trabzonspor'la her konuda anlaştıklarını, çok ciddi bir teklifle kapılarını çaldığını Bordo Mavilerin. Ancak kendileri için bir sorunun kalmadığını, ancak Trabzonspor'un Standard Liège'de anlaşmasını beklediklerini duyurmuştu. Artık bir adım daha bir adım daha atarak Trabzonspor'un Standard Liège'de de artık anlaşma sağladığını, kendilerinin de Standard Liège'in de Trabzonspor'a evet dediğini ve artık bu transferin resmiyet kazanması için ligin bitmesini beklediklerini resmen açıkladı. Aslında malumun ilamını yaptı Manea. Dediğimiz gibi Karadeniz Devi'nin bu transfer için Belçika kulübüne, yani Standard Liège'e 1.9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Draguş Trabzonspor'a hayırlı olsun diyelim. Yine Standard Liège demişken Cihan Çanak isminden bahsedelim. Trabzonspor, Aslen Trabzonlu olan 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunu renklerine bağlamak istiyor. Bunun için girişimlere başlamıştı. Ancak hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem Beşiktaş genç futbolcu için harekete geçti. Burada tabii Başkan Ertuğrul Doğan'ın ipleri bizzat eline alarak Cihan Çanak'ın ailesiyle görüştüğünü ve futbolcunun Trabzonspor'a kazandırılması için destek istediğini söyleyelim. Başkan Ertuğrul Doğan bu transferi gerçekten çok istiyor. Cihan Çanak Standard Liège gibi güçlü Belçika'nın güçlü takımlarından birisinde sürekli olarak forma giyen banko isimlerden birisi, bu genç yaşına rağmen oldukça etkili. Cihan Çanak zaten daha önce yaptığı açıklamada Trabzonspor'da Trabzonlu olduğunu, Trabzonspor'u desteklediğini ve Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığını açıklamıştı. Bu açıklama zaten aslında Trabzonspor'un elini kuvvetlendirmiş durumda. Ancak kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi olan genç futbolcu için İstanbul kulüplerinin, Fenerbahçe'nin, Galatasaray gibi ekiplerin devreye girmesi Trabzonspor'un elini çabuk tutması için bir işaret fişeği olmuş olabilir. Sponsorluk demişken Trabzonspor artık önümüzdeki sezon Vestel'le olan sözleşmesi bitiyor. Papara ismiyle forma göğüs sponsor olarak Papara ile devam edecek. Zaten stadın ismi Papara Park ve artık önümüzdeki sezon Bordo Mavi formanın önünde Papara ismini göreceğiz. Başkan Ertuğrul Doğan Papara ile başka anlaşmalar da yapmak üzere olduklarını, görüşmelerini sürdüğünü, önümüzdeki günlerde bunu açıklayacaklarını ifade etti. Yine önemli bir gelişme. Başkan Ertuğrul Doğan Uğurcan Çakır için bazı kulüplerin kendileriyle temasa geçtiğini, resmi bir teklif henüz olmadığını ancak bilgi aldıklarını resmen duyurdu. Uğurcan Çakır'ın da artık sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılma ihtimali
bu açıklamayla iyice güçlenmiş gibi duruyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine tabii ki aslında Abdullah Avcı takımda dediğimiz gibi kupayla sezonu kapatacak belki, ancak burada Başkan Ertuğrul Doğan'ın Aspor'da Fatih Tekke'yi övmesi, Fatih Tekke'nin gelmiş geçmiş en büyük golcü olduğunu ifade etmesi, hocalığını da çok beğendiğini açıklaması önümüzdeki sezonlar için, yani Abdullah Avcı sonrası için Fatih Tekke Trabzonspor bir araya gelme durumunun yavaş yavaş ısınmaya başladığını bizlere gösteriyor. Ertuğrul Doğan gerçekten de Fatih Tekke'ye övgüler yağladı. Hem futbolcuna hem teknik adamlığına övgüler yağdırması dikkatlerden kaçmadı. Videomuzu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve en önemlisi de yorumları, videonun altına yorumları yapmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Görüşmek üzere.